Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya eyyühellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Kebure mekten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn. Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَقْصُوصٌ. Allah, taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde kendi yolunda savaşanları sever. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Hani bir vakit Musa kendi milletine, "Ey benim milletim," demişti. "Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince, Allah da onların kalplerini, hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah, yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez, onları emellerine ulaştırmaz. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları," dedi, "ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir," dediler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak. هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir.
İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Böyle yaparsanız, sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللّٰهِ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.